Doktorun reçetesinden herkese merhabalar değerli izleyenler. Yepyeni bir günden, yepyeni güzel bir konu ve konukla karşınızdayız. Bugün yanımızda enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji bilim dalından yardımcı doçent doktor Çiğdem Kader var. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, aslında daha önceki programlarımızda sizi konuk etmiştik. Evet. İsterseniz şöyle yapalım. Gene de kısa bir hatırlatma olsun, bir parantez açalım. Çiğdem Kader kimdir diyerek hemen akabinde de sorularımıza geçelim. Ben Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapıyorum. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bilim dalında yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 aydır Kıbrıs'tayım. Hizmet veriyoruz hastalara. Hemen ben tek sorularıma geçmek istiyorum ve hızlı bir şekilde geçiş yapalım bir programımızın, çünkü ilk başında biraz dakikaları da kaçırdık. İlk önce şöyle sormak istiyorum. Gripal enfeksiyonlardan konuşacağız bugün aslında değerli izleyenler. Gripal enfeksiyonlar nedir diyerekten ben başlamak istiyorum. Çünkü öyle bildiğimiz, hani boğazım yanıyor, ateşim var, işte ben işte grip oldum. Değil aslında. Bir taraftan baktığımızda her boğaz ağrısı da grip de değildir. Aslında çok güzel bir konuya değineceğiz bugün. Mevsim olarak da tam görülmeye başlandığı, hatta pik yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. Gripal enfeksiyonlar aslında halk arasında ve toplumda, doktorlar arasında bile yanlış bilinen bir tanım. İşte soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor. Ama soğuk algınlığından farklı olarak gripte ateş yüksekliği, baş ağrısı, kas ağrısı, yaygın bir şekilde kas ve eklem ağrıları görülebiliyor. Bunun yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları dediğimiz burun akıntısı, boğaz ağrısı, işte burunda kaşınma hissi, hapşırma, gözlerde yanma, hatta şöyle bir deyim vardır, hastalar göz kapaklarını kaldırırken bile ağrı, yani kaldıramayacak derecede bitkin ve halsizdirler. Bu kas ağrılarına bağlı olarak gözlerde yaşarma, işte akıntı olabilir. Bu tip bulgularla seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır ve çok ciddi boyutlara varabilir. Tıpkı geçen yıl gördüğümüz gibi kıtalar arasında yayılarak pandemi dediğimiz salgınlara yol açabilir. Belirli yıllar arasında görülerek ciddi halk sağlığı sorunu olabilir grip. Yani bir yerde baktığımızda bir burun kızarıklığı yaşadığımız anda hemen aslında gidip grip bir dememek lazım ona. Grip dememek ya da lazım. Kendimiz bunun tedavisine bakmak yerine eğer geçmiyorsa, uzun sürüyorsa, birkaç haftayı buluyorsa bulguları, ki artık ilerlemişse. İlerlemişse mutlaka bir doktora başvurmak gerekli. Aslında şey var, bir de bizde genelde bir de bir taraftan memur kesim olduğumuz için, şimdi bir defkoşaya baktığımız zaman memur kesimdeyiz. İşte Manso birazcık daha soft, biraz daha şey, Girne tam böyle turistik yer ama ana göbekte baktığımızda defkoşa daha şeyde kalıyoruz. Ama ben şunu söylemek istiyorum, yani bizde şey vardır, memur kesim olduğumuz için her şey, mesela iş konusunda yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu yoğun tempo içerisinde, bu tabii ister istemez tam da dediğiniz gibi dönemindeyiz. Yani bir sıcak, bir soğuk, bir rüzgar, yağmur, bir taraftan tozlar da etrafta sağ olsunlar. Bir de hep reklamlarda böyle tırnak içerisine açayım, ben görürüz genelde çocukluğumuzdan beri öyle bir reklam vardı. İşte hapşırıyoruz, işte elimize geliyor işte mikroplar, hemen arkasından işte elimizi yıkamayacağız, işte gideceğiz el sıkışacağız filan. Ama şunu sormak istiyorum, asıl sormak istediğim konu şu. Gidip, çünkü yoğun çalışıyoruz dedim, eczaneye gidip işte bir atıyorum terlihot ya da ne bileyim bir boğaz pastili ya da işte teraflu tarzı böyle ilaçları kendi kafamıza göre almadan önce bir doktora gitmek gerekiyor. Tabii ama gripal enfeksiyona neden olan virüs, hani buradan belki giriş yapabilirsek, bir viral hastalık. Bu, o nedenle herhangi bir antibiyotikle tedavi edilmez. Buna bir vurgu yapmak lazım öncelikle. Kendi kendimiz, hani grip oldum da bir antibiyotikle tedavi edeyim gibi bir yola başvurmamak lazım. Semptomatik tedavi dediğimiz gripin bulgularına yönelik tedaviler bizler veriyoruz hastalarımıza. İşte bunlardan birisi de dediğiniz Tylol Hat, işte teraflu gibi semptomlarına yönelik, yani gripin burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yanma bulgularına yönelik ya da ateş yüksekliği bulgusuna yönelik hepsini kombine içeren ilaçlar var. Bunların hepsini azaltan ve bunları kombine içeren ilaçlar var. Bu Tylol Hat, teraflu dediğimiz ilaçlar da bunlardan birisi. Ama bunları kendimiz değil, yani bir hekime muayene olduktan sonra kullanmayı ben tavsiye ediyorum. Çünkü gripal enfeksiyon, hani ilerleyen dakikalarda da konuşuruz, komplikasyonları dediğimiz
dediğimiz bakteriyel enfeksiyonlarla süper enfeksiyon dediğimiz olaylar da olabilir. İşte orta kulak iltihabı, akciğer enfeksiyonu, bunlara neden olan bakteriler ancak antibiyotik tedavisiyle tedavi edilebilir. Bunu da bir hekim kontrolünde saptayıp ona göre tedavi vermek lazım. Kendimiz bu yola başvurmamalıyız. Zaten normal şartlarda gripal enfeksiyon 2 ila 7 günde kendini sınırlayarak geçer. Ancak 2 hafta, 3 haftaya kadar işte öksürük ya da bu boğaz ağrısı, burun akıntısı bulguları devam edebilir. Bu dönemde bir hekime başvurmakta fayda var.